Şurada. Uzun bir aradan sonra inşallah, belki çok olmadı ama bana göre uzun gibi geldi. Kızım tatile gidince ne hamur işi yapabildim ne de doğru dürüst börek yapabildim. Onun için size bugün çok güzel bir ıspanaklı börek yapacağım. Şöyle bir bardak sütüm var. Değişik bir börek yapacağım dedim. Çok heyecanla bekliyorum. Sonra bir bardak bir de yarım ılık suyum var. Şöyle bir bardak çiçek yağım var. Çay bardağı. Evet, bir çay bardağı. Şöyle bir kaşık. Şöyle bir de yarım şekerim var. Bakın, iki kaşık da tuzum var. Şimdi iki de yumurtam var ama yumurta. Bakın. Sevgili dostlar, beyazını içine, sarısını ayırıyorum. Ben süper börek yapabilirim, biliyor musun anne? Elbette ki yapabilirsin. Senden gizli saklı hünerler edindim tatilde. Vav, hayırdır? Motivasyonum arttı ya. Allah Allah. Özgüvenim de arttı. Elimi yıkayıp geliyorum sevgili takipçi. Üzerine bir tane de ne koyacağım? Şimdi içine bir tane de mayayı koyacağım. Allah izin verirse. Tamam. Şimdi bunu güzelce ne tuzunu, şekerini iyicene karıştırarak yoğuracağım. Allah izin verirse. Önce bir karıştırayım. Sonra da yoğurmaya başlayacağım. Şöyle. Şimdi şöyle aldığı kadar un koyacağım sevgili dostlar. Ve çok mayalanmasını beklemeden böreğe geçeceğim. Bu hamuru çok bekletip de mayalamayı beklemeyeceğiz sevgili dostlar. Yoğurunca görüşürüz. Evet, yoğurduğumuzda görüşürüz. Sevgili dostlar, hamurumuzu yoğurdum ve 4 tane beze yaptım. Bakın bu şekilde. Çünkü bunu çok mayalandırmayı beklemeyeceğim. Hemen yapacağımı söylemiştim size. Çünkü bu çok mayalanmayı gerektirmeyen bir börek olacak Allah izin verirse ve çok güzel olacak. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Ve bu da bitti. Ne kadar dinlendireceksin? 15 dakika. Bilemedin 20 dakika yok. 15 dakika yeter. Hadi o da hamur kendini salsın diye. Hmm. Hani açması kolay olsun diye. Azıcık dinlenmiş hamur her zaman için kolay açılan hamurdur. Tamam. Şimdi şöyle kaldıracağım. Üstünü örteceğim. Ağzını kapatacağız. Tamam. Şimdi içini hazırlamaya gideceğim. Sevgili dostlar, şimdi içini hazırlamaya başlıyoruz. Arkadaşımın hediye ettiği tavada hazırlayacağım. Sana teşekkür ederim. Bakın şöyle çok küçük de değil, çok büyük de değil. Normal doğrayacağım ama lütfen ince doğrayalım. İçi için 4 tane soğanım var. Evinizde hangi soğan varsa illa mor olacak, beyaz olacak diye bir şey yok. Bizim evimizde bu vardı, bunu kullandım sevgili dostlar. Biliyorsunuz benim öyle ayrı özel şeyim yok. Evimde ne varsa onu sunuyorum size. Allah herkese de kolaylığını versin inşallah. Bakın şöyle mümkün olduğu kadar ince doğruyorum. Yani hepsini koymayalım lütfen.
yeter bu kadar. Yani ya bir çay bardağından daha az koyduk. Şimdi de soğanlarımızı koyuyoruz. Ocağımızın yerini değiştirdik sevgili dostlar. Duvarı yine boyatmak zorunda kalacağız özellikle. Evet. Bakın sevgili dostlar, bu kadar biber salçası koydum. Soğanlarımızı birazcık öldürdüm. Hani böyle çıtır çıtır etmeyecek kadar öldürdüm. Sonra da içine birazcık salça koydum. Tuz. Çünkü salça tuzlu. Ondan sonra şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber. Ve bunu iyice karıştıracağım. Hazır olacak. Tabi ıspanağımızı da koyacağız sevgili dostlar. Altını söndürdükten sonra koyacağım ıspanağımızı. Bakın sevgili dostlar. Bunu güzelce altını söndürdüm. Hala karıştırıyorum. Ki salçamız güzelce kavruldu. Şimdi bakın. Kıştan ıspanakları buzluğa koymuştum. Böyle suyunu sıktım ve içine atıyorum. Böyle iyicene parçalayarak atalım ki her yerine gelsin. Böylece içimiz hazır ve ekmeklerimizi açabiliriz. O zamana kadar da bu soğuyor. Çok nefis bir iç oldu. Görmüşsünüzdür iç nasıl böyle hazırlandığını, ama çok güzel bir iç oldu. Eskiden benim annem böyle yapardı. Tabii ıspanağın bütün vitaminleri giderdi. Ama sonuçta ıspanak ki kavurması olurdu. Veya ıspanak börek içi olurdu. Şimdi kapatıyorum ben. Görüşürüz. Bakın sevgili dostlar. Yine ben ikişer ikişer açmaya devam. İkişer ikişer açıyorum bakın. Yine ikişer ikişer açmaya devam Allah izin verirse. İnşallah. Özlemiştim sevgili dostlar. Kızım tatile gidince hamur açmayı da, börek yapmayı da özlemiştim. Bakın bu şekilde açarak devamını getireceğim Allah izin verirse. İnşallah. İsteyenler hazır yufkadan yapabilir mi? Tabii ki de. Hazır yufkadan yapabilirler ama bu kadar randımanlı olur mu? Bu kadar güzel olur mu? Orasını ben bilemem. Çünkü ben hazır yufkadan börek tabii ki yaptım. Ama el açmanın yerini ne kadar tutar? Orasını tabii ki de kestiremem sevgili dostlarım. Onun için de bu konuda size yani şöyle güzel olur, böyle güzel olur dersem sizi kandırmış olurum ve haksızlık etmiş olurum. Ben bu haksızlığı da dostlarıma yapmam. Onun için diyorum ki herkes gücünün yettiği kadar açabilir. Dört ekmekten olan bir börek olacak Allah izin verirse. Ama harika bir börek olacak. Böylece tamam. Bakın sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi ekmeklerimizi ne yaptık? Köşesine değdi. Köşeye baktık sevgili dostlar. Aklınızı helal edin. İşte bazen oluyor böyle.
kendileri mutfak masalarında da açabilirler. Biz de açıyoruz. Evet. Bakmayın biz böyle. Camı kırıldığı için ben burada açıyorum sevgili dostlar. Yoksa asla niyetim hani buraya yere oturmak değil. Mutfak masasında harika güzel ekmekler açılıyor. Dur. Kep koyacağım. Hı. Kullanırken alacağım. Tamam. Böylece tamam işim bitti. Hı. Ne yaptın anne? Sevgili dostlar bakın böyle her yerine gelecek şekilde yağlıyoruz. Dilekciğim sen de o tarafını destekler misin bana? Destekleyemem. Niye? Destekleyen yerler mi kayboldu? Sevgili dostlar. Ben malzeme tutuyorum. Artık benim kızım geldi. Neşem de yerine geldi. Ben malzemeciyim. Şimdi ekmeğimizin birinin altına koyduğumuza göre 3'e böleceğiz bunu sevgili dostlar. Şöyle 3'e ayıracağız. Ve böyle her yerine gelecek şekilde dağıtacağız. Bugün ışık sıkıntımız var kusura bakmayın. Vallahi niye derim dostlarım razı olsunlar. Ben de razı oluyorum bazen. Hah, kim temizleyecek? Dilek. Onu temizleyeceğin kimin temizleyeceğini bilmeyecek ne var? Göstereyim mi yaptığını? E niye diyeyim mi? Sen de bana yardım etmesen ben önce o kadar yaparım. Tamam. Ne yapıyorsun anne kız? Niye diyeyim şöyle dağıtmaya çalışıyorum kolumun yetiştiği kadar. Sevgili hadi dostlar hadi. Bakın eşit olarak böyle her yere dağıtacağız. Devlet sonra... malzeme ofisi olarak al sana ofiste. Dur kızım şimdi değil. Şimdi ikinci ekmeğimizi sereceğiz Allah izin verirse. Bakın. Ay 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 ay. Ay. Şimdi bunu gördüler ya ha beceriksiz diyecekler, iş bilmiyor diyecekler. Çünkü en ufak bir şeyde seni o kadar çok kötü yargılıyorlar ki. Hiç bile. Sen iftira atma benim izleyicilerime. Yorumları göstereyim. Göster. Amatör, beceriksiz, iş bilmiyor. Desinler, canları sağ olsun. Ne olmuş? Her türlü lafı sen sahip. Sen orayı çeker misin lütfen? Sen benim izleyicilerime bir kere laf konuşamazsın. Vallahi çok haksızlık yapıyorlar ben görüyorum yorumlarında. Dostlarımla benim arama giremezsin. Hmm. Hiç kusura bakma. Eğri büyürü dost doğru. Vallahi ama öyle yorumlar yapıyorlar ki sanki kendileri dünyayı açıyormuş gibi. Bak, yapıyormuş gibi. Sana eleştiri yapıyorlar. Eleştiriye açığım. Onun için benim dostlarım beni eleştirdiği zaman mutlu oluyorum. Ben eleştiriye kapalıyım. O zaman sen de kendin yapmadığın için susmayı öğreneceksin. Ben zaten o yüzden karışmıyorum ki. Bu kadar basit yani. Evet. Kız beni niye şaşırttın sen? Bak hadi sevgili hızlı dostlar. Ha. İkinci yufka. Ekmeğe attık. Ha. Yine böyle her yerine serpiştiriyoruz. Neydim? Genç değilim. Kalkayım da etrafını döne döne hemen içleri dağıtıverim sevgili dostlar. Ancak bu kadar ediyorum. İdare edin işte. Siz daha güzelini yapın. İnşallah daha lezzetlisini yapın. Allah evlerinize birlik, düzen, huzur versin, bereket versin inşallah. Allah gönlünüze göre versin. Şimdi üçüncü ekmeğe seriyorum sevgili dostlar. Demin bunu da biraz kaçırdım. Ama siz kızıma bakmayın. Hop! Gayet güzel oldu. O tarafını düzelt anneciğim. Hah, düzelt şöyle güzelce mi? Çekiştirerek. Hah. Tamam. Şimdi buraya da yağlayacağız. Sevgili dostlar, illa fırçayla her yerine değdireceğiz diye düşünmeyin. Çünkü biri birine denk gelmez. Biri eğrisinde, biri doğrusunda. Sonunda sonuçta börek güzel olacak. Biz sonuca bakalım. Oo, harika oldu. Aa, şeyi koymayı unuttum. Ya sevgili dostlar, hakkınızı helal edin ya. Hazır ettin sadece. Kadın yaşlandı, yaşlandı. Yaşlandı vallahi. Sen kendini kabul etmiyorsun, etmezsin onu. Niye diyeyim, yaşlandı işte. Baksana ya,
ne yaptığını bilmiyorum. Dök anne dök. Nasıl olsa temizleyen var. Keyifle çalış. Asıl mutfağı temizlemek çok zor. Ortalığı maddi temizlemek zor. Çocuklar için kermes düzenliyormuş bizim hanımlar. Heh. Bana dediler ki ne yapabilirsin? Ben de onlara dedim ki size bir tepsi börek yapabilirim. Bütün parasını da ben karşılayayım. Masraflarını. İki tepsi börek yapalım. Hatta üç tepsi, dört tepsi, beş yok tepsi yapalım. Yok demeni. Kız benim. Sanki benim çok canım var ha. Ben destek olacağım ya. Ne zamanmış? Ben sırf gücü, hatta iş yerinden izin alacağım. Söz. Cuma günü. Cuma günü. Perşembe günü mü yapacağız böreğimizi? Cuma günü ya akşamdan açacağız ya da sabahleyin erken namazda. Ha, cumartesi günü müymüş şey? Hayır, cuma günüymüş. O zaman cuma günü sabah mı yapacaksın anne? Evet, cuma günü sabahleyin erkenden kalkarım. Vallahi şurada normal konuşuyoruz ya, bak ekran. Perşembe günü akşamdan yapacağız anne. Cuma günü sabah götüreceksin, tamam mı? Hem çekimini yaparız, hem de börek yaparsın, hem de kermese gider, çocuklara faydamız olur. İnşallah. İşte şimdi tamam sevgili dostlar, bakın böylece şunu ötebiliriz. Sermin'le pratiklik iş arıyor seni. Hayırdır, ne diyormuş bana? Bilmiyorum, açmıyorum çekimde olduğumuz için. Arasın bakalım, arayan bulur. Şimdi böyle biraz hafifçe bastırıyorum sevgili dostlar, çok değil. Şöyle hafifçe bastırıyorum ve kızım tepsiyi getirirse inşallah yapacağız. Ver bakalım şimdi kesin. Bir dakika bekle. Şöyle ortalama iki parmak arayla bu şekilde kesiyorum. Yani böyle çok biliyorsunuz benim şeyim yok. Ha böyle. İki parmak arayla böyle keseceğiz. Diye düşünebilirsiniz ama güzel bir şey çıkacağından eminim. Şimdi burayı yapalım. Ondan sonra gene geri devam ederiz Allah izin verirse. Aa, niye güzel kesmemiş bunu? Bastırmamışsın. Bastırdıydım ama. Bastırsan çık. Ha, şeyin ucu ucuna gelmiş. İşte bu şekilde dolandırıyoruz sevgili dostlar. Çok böyle sıkarak değil, serbest bırakarak devam ediyoruz. Şöyle. Şeye koymayacağım mı tepsiye? Koyacağım tabii ki de. Hadi tepsiye koy. Tepsiye koydum da senden işim bitecek. Dur, acele etme kızım. Sermin abla kapıda bekleyecek de o yüzden. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Bunu şimdi böyle edelim. Şöyle koyalım bir. Aşağıda kaldı. Tepsimizi düzeltelim bir. Sen böyle iş yapmazsın ne olur, nazar mı değdi kız, benim nazarım değiyor. Niye, ne olmuş ki, gayet güzel oldu, neyi var benim şeyim mis, mis. Allah Allah, sen ne bir alemsin. Karga ne dermiş? Yapamadığına, yok. Kediye ulaşamadığına mundar dermiş. Ha, ben mundarlaşıyorum. Tövbe yarabbi ya. Değişen hiçbir şey yok. Sevgili dostlar, biraz bastırmamız gerekiyor. Niye? Çünkü şey, ıspanakların geldiği yeri kesmemiş benim hamur keseceğim. Şuradan şöyle hemen gene geri devam ediyoruz. İşte bu şekilde devam ediyoruz sevgili dostlar. Hemen çok değil. Döndüre döndüre. Evet. Hafif döndürüyoruz. Çok değil. Yani o kadar hani kıvırmaya değil. Şöyle hani bakın bu şekilde. Yani bu şekilde hemen hop getirip böyle koyuyoruz. Bu çok basit ve gerçekten kolay yapılması yapılan bir börek. Tamam. Hadi görüşürüz. Bitsin öyle yapalım. Yazık. Neyi? Uzatmayalım. Tabii canım.
Işığın geldi anne. Aa evet vallahi harika oldu. Görüntün daha net olacak. Bulanık da hep görüntülerin. Evet. Aa ezan da okunuyor. Ben bugün ikindi namazını kılmayı unuttum kızım ya. Hep senin yüzünden oluyor ha. Ya Allah Allah. İyi ki bir kızın var. Gel dilek git dilek. Yaranamıyoruz. Bu şekilde hazırlıyor anne. Evet bu şekilde devam edeceğiz sevgili dostlar. Tepsimizi dolduracağız zaten anca alır. Sevgili dostlar güzelce de ne yapıyoruz yüzünü? Bir dakika falan beklettik ki güzel tepsi mayası olsun diye. Hani ilk başta da zaten hamuru bekletmemiştik fazla. Ve çok harika oldu sevgili dostlar. Böyle biberiyle, salçasıyla harika bir börek oldu. Konuşabilirsin annem. Sevgili dostlar, bakın işte Leyli böreğinin bir versiyonu daha. Harika bir börek oldu. Böreğimin adını soruyorsanız Leyli böreği. Leyli bre. Pardon sevgili dostlar. Leyli bre. Yanlış dedim. Böyle yazacağım. Bre yazayım. Ay aşk olsun Dilek'cim ya. Güzel bir. Bunun adı Leyli böreğinin bir değişiği. Tamam. Ama bu da Leyli böreği yani. Tamam. Çok dakikamız gidiyor. Haydi. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen eleştirilerinizi bana söyleyin. Şimdi bol bol yorumlarınızı evet, bekliyoruz. Bir dilim kesip size göstereceğim sevgili dostlar. Özür dilerim. Bir saniye. Bekle anne. Şöyle bir keseyim sevgili dostlar. Size göstermezsem ayıp olacak. Vallahi harika ve güzel kabardı. Bu leyli böreği var ya fena lezzetli olmuş sevgili dostlar. Ben yedim. Küçük bir tepsi daha yapmıştım. Ondan yedim. Size bunu sadece ne yapacağım? Göstermek için kesiyorum. Çok güzel oldu sevgili dostlar. Yapmanızı ve
yemenizi tavsiye ederim. Bakın harika oldu.